Herkese selamlar dostlar. 3 ve 4 Ocak 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek kuranlarından ve bazılarından skorlarına kadar bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Daha çok La Liga üzerine ilerleyeceğiz. Şimdiden herkese bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir adet duyurumuz var. Ocak ayının başı olduğundan kaynaklı son kez duyuruyorum. Katıl Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Gelmek isteyenler Instagram ulaşabilir veya katıl butonu üzerinden Telegram gruplarımıza katılabilirler. Skor yarışmamız var. İki adet maç skor yarışmamız var. Yine aynı şekilde Girona Atletico Madrid mücadelesi ve Sevilla ile Bil Atletik Bilbao mücadelesi. Maç skorları ne olur diye sizlere sorduk. Son, son sormuş olduğum Liverpool Newcastle maç skoru bilen yok. Bu iki skorunu yorumlara arkadaşlar yazabilirsiniz. Bilenlerden ayrı ayrı katıl telegram gruplarınıza alacağımızı söyleyelim. Her türlü soru, görüş, öneri ve skor bilen arkadaşlar da benimle Instagram üzerinden ve gruplara girmek isteyen herkesle herhangi bir iletişim için benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. Onun da bilgisini vereyim. Misli gruplarımıza da aynı şekilde devam ediyoruz. Daha çok hatta dün de dedim. Hatta bugün Premier Lig'e de verdik. Bakalım umarım kazanır. Yani Liverpool'a vermedim. Çünkü çekiniyordum. Çünkü Premier Lig'de sıkıntı şeyler oluyor. Ama bence düz geldi. 4-2 bitti zaten. Her türlü herkes kazanmıştır o mücadeleden. Ben de çok kazandım mesela canlısından. Yüksek misli olarak genellikle basketbol üzerine ilerliyoruz. Bugün de öyle yaptık. Yarın da yapacağız. Bugün de Premier Lig ve basketbol olmak üzere. iki tane yüksek mislimiz var. Eğer ki sizler de kasanız en az 2-3 bin seviyesindeyseniz yüksek misli seviyesine olarak da sizler de yüksek misli seviye bahislerden faydalanabilirsiniz. Gruplarımızda sadece ideal kuponlar veya canlılar değil bu şekilde rolling serileri de gruplarımızda olacaktır ve devam ediyor. Canlısı Rolling'i ideal kuponu mislileriyle birlikte sürekli ekran başındayız. Canlı olarak katıl telegram gruplarımıza zaten devam ediyoruz. Canlı maçları sürekli izleyerekten de aktarmaya çalışıyoruz. Onun dışında herkes açık telegram grubumuzda açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da katılabilirsiniz. Hatta dün ne şov yaptık ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi Liverpool maçını izliyorum. Dedim ki maç ilk yarı 0-0 bitti. Penaltılar kaçtı. Kaçan o kadar pozisyon. Dedim ki maç güzel maç olacak. Aga lig maçına oranlara göre yazıyorum. Maç çok güzel ama bunlar şerefini sattığı için bu ara iyice bokunu çıkardılar. Maç bir 1.5 üst olur. Ev sahibi 1.5 üst olur. KG var olur. 3 tane tercih verdim ve maç yanıyor. Dedim ki ilk yarı bitti. 45 dakika olsa bile mücadele 2-1 skora göre bitebilir. 4-2 bitti daha. Öyle söyleyeyim. 1.5 üst geldi mi? Karşıklı gol var. 2-51 gibi oranı vardı. Geldi mi? Liverpool'a dedim ki 3. gol Liverpool'dan ne gelebilir? Bir 35 oranı var. Sıkıntı yok. Geleceğini bildiğim için aldım. Geldi mi? İdeal kombinemiz vardı. Varla Avustralya mücadelesi. Geldi mi? Geldi. Minnesota'nın mücadelesi vardı. 10 fark yemezini aldım devre arasında. Bir 46 gibi orandan devam edelim. Onlar göstereceğim. O da geldi. Goller kaçıyor. Golleri sizlerle de paylaşıyorum. Maçın istatistiğini attım. Yani öyle bir maç dedim. Yani bu kadar olduğunu ben ekran başında çok anlamadım ama harbiden de böyle bir mücadeleydi. Veriyorum müziği. Liverpool golü attı mı? 3. gol Liverpool oldu mu? sahibi 1.5 üstü 1.67 gibi oradan aldık mı? 4'te 4 oldu. Devam edelim. M.S. de geldi. 3-1 oldu mücadele zaten. Dedim ki 4.5 üstü alalım mı baylar? Alalım. 40 saniye sürdü. 1.95 Liverpool golü aldım. Penaltı. Hatta bir gole daha girin dedim. Liverpool'un golü geldi mi? 5.5 üstü oldu mu? 1.95'ten 1.81'den aldık mı? Sonradan mücadelenin her şeyiyle aldık dedim. Bir de 7. gol olmaz. Dakika 88 yeter dedim. Atmayınlar dedim. 6 gol oldu. Ne oldu? O da geldi mi? Minnesota'nın canlısı da geldi mi? Geldi. Gecenin en büyük kuponu vardı. Ne oldu? O da geldi mi? O da geldi. Bu şekilde gruplarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Diyerekten de başlayalım. Sizlerden beklentim artı 500 seviyesinde beğenidir. Beğeniler bizler için önemli. Teşekkürler diyerekten de Real Madrid maçıyla başlayalım. Real Madrid ile Mallorca mücadelesi. Günlerdir haberler çıktı. Görmüşsünüzdür belki. Arda Güler bu maçta oynayacak, süre verecek. Ancelotti arkadaşlar yaklaşık yarım saat önce açıklama yaptı. Dedi ki Arda Güler'e bu maçta süre vermeye çalışacağım. Veremezsem bile diğer maçta kesin vereceğim. Yani sürekli bu ya, kabak tadı verdi diyelim. Sürekli biz Arda Güler'in ilk maçını bile izledik. Sırf Arda Güler çıkacak diye canlısını da yaptık vesaire de. Burada Mallorca oynayacaklar. Arda Güler de oynayabilir bu arada. İkinci yarı girebilir maçın durumuna göre. O yüzden Real Madrid de Burada eksiklerin çoğu da bu arada dönüyor. Onu da belirtelim. Alba falan yok da. Vini falan bu maçta olma ihtimali var. Dönecekler çünkü. Ocağa bağlı verir vermez. Ancelotti ile birlikte bir sözleşme imzalamışken Real Madrid kendi evinde Santiago Bernabeu burada ilk yarıdan galip gelir diye düşünüyorum. 1.48 gibi oranı var. Real Madrid'in burada galibiyeti. Benim skor beklentim 3-0-3-1 ayarında. Bu 3 0 3 ayarına göre şöyle de bir şey yapabilirsiniz. 2.5 üstünde 1 yaparsanız da oranı 1.60 mantığına kadar yükseltir. Zaten ilk yarı galibiyeti 1.48 maç sonu 1-2.5 üstte 1.60 seviyesinde. Benim 3-0-3 bir, bir beklentim olduğunu söyleyeyim sizlere. Celta Vigo ile Real Betis karşılaşması. Burada ben Real Betis tarafındayım. Iscolde de bu arada yeni bir sözleşme imzaladı. 2027'ye kadar İskolide ile sözleşme imzaladı. Real Betis takımı Real Betis oynamış olduğu son 3 veya 4 mücadelesinde ligde oynamış bütün maçlarda berabere kaldığını söyleyelim. Burada Real Betis yine dep basmanda da olsa Benitez'le birlikte istediğini veremeyen bir Celta Vigo var. İstediğini alamayan diyelim veya. Celta Vigo'ya güvenmiyorum. Ben burada Real Betis'in yenileceğini düşünmüyorum. Çifte şans olarak aldım. Bakın şu handikap şekli var ya. Handikap 0-1 2 şeklinde. 1.38 gibi oranı var. Sağ üstte oran bak. 1.38. Böyle yaparsanız 1.38-1.40 bantlarını alırsınız. Eğer ki bunu yapamayan, anlamayan varsa Doğrudan 0-2 çifte şansı alsın. 1.36 ama aynı şey olduğunu söyleyelim. İddianın bir çakallı olduğunu da öğretmiş olalım sizlere. Burada Real Betis'in ben yenileceğini düşünmüyorum. Girona ile Atletico Madrid mücadelesi. Bu maçın maç konusu sizlere sorduk. Girona muazzam bir futbol sergiliyor. Ve son dönemde özellikle son 2 yıldır diyelim kendi oyununun dışında oynayan bir Atletico Madrid var. Defanstan ziyade hücumda da gerçekten üretken bir Atletico Madrid var. Güzel bir mücadele bekliyorum. Mücadele indeks beklentisi 2-2 ayarında. Yine bir Girona tarafına kayma ihtimali de var tabii ki bence. Ben burada ama golle de gideceğim. Atletico Madrid'in ben Girona kalesine gol bulmasını bekliyorum. Burada karşılıkta gelecek goller mücadelenin ideal tercihidir. kg olarak değerlendirdim. Başka herhangi bir tercih de almadım. Dediğim gibi mücadele indeks beklentisi de 2-2'lik bir skor. Siz de maç skor yorumlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bilen bir arkadaşımızı gruplarımıza alalım Ocak ayı boyunca. Devam ettim. Bologna ile Bayern Münih karşılaşması. Kendi evinde en iyi istatistiği yakalayan Bologna takım olduğunu söyleyelim. Ve kavza olarak ve oyun olarak da gerçekten hücuma üretkenler savunmaya da koşuyorlar. Ama Bayern Münih de dış şutlardan da sayı bulan bir takım. Ben burada Bologna tarafına olacağım. Evinde 9 maçın 8'inde kazanmış bir Bologna takımı var. İsteyenler galibiyetine gidebilir. Fakat ben galibiyetine gitmeyeceğim burada. Biraz daha ideal bir oranı almak istiyorum burada. 1.40 küsürü alalım en azından. Bologna'nın kendi evinde Bayern Münih'e karşı en az 81 sayı atmasını bekleyeceğim. Ev sahibi 80.5 oranı idealdir. Eğer ki biraz daha oran arttırmak istiyorsanız da 81, 82, 83 ayarında da sizler de oranı yükseltebilirsiniz. Burada Bologna tarafına gitmekte fayda olduğunu söyleyelim. Diğer bir mücadelem Barcelona ile Real Madrid karşılaşması. Yine bir Euroleague karşılaşması. Ben şunu söyleyeyim. Barcelona'nın son maçını izlemiş olan biri olaraktan da ve aşırı fark etti Monaco karşılaşmasında. Şöyle sizlere de göstereyim. 91-71 bitti. Aga Barcelona bitmiş. Gerçekten bu maç hocayı gönderirler belki. Öyle söyleyeyim maçları Mateo ile birlikte Real Madrid bak bu yıl sadece bir tane transfer yaptı ve takımın en iyisi oldu. transferde Campazzo transferi. Real Madrid inanılmaz iyi oynuyor ve kadrosu gerçekten geniş. Veteranlar da çok iyi iş çıkartıyor. Ben burada Real Madrid'in maçı doğrudan kazanmasını bekliyorum bilginize. Maç sonu 2'yi doğrudan aldım. Ayın 4'üne de 3 adet karşılaşmam var. Yine aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz dostlar. Osasuna maçıyla başlayalım isterseniz. Osasuna Almeria mücadelesi. Almeria'nın oynamış olduğu oyun yani hücum yolları hücumda gerçekten sıkıntılı bir takım. Şu yönden Osasuna'yı aldım. Bir 50 gibi oranı var. Ben burada doğrudan bir Osasuna galibiyeti bekliyorum. Hücumda dikine oynayan bir takım. Yani ortadan direkt delicilikle oynayan bir takım. O yüzden Osasuna'nın ben bu maçta Almeria'ya karşı üstün gelmesini bekliyorum. Almeria kalesinde pozisyonlar bulmasını bekliyorum. Kendi evinde puana da ihtiyacı var. Almeria'nın da ihtiyacı var ama hem kendi evinde hem de biraz da kaliteli kadronun ön plana çıkaraktan da Osasuna'nın burada ideal bir orandan kazanmasını bekleyeceğim. Maç sonu 1 50 gibi orandan değerlendirdim. Sevilla ile Atletik Bilbao mücadelesi. Bu maçın da maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Bu da zorlu bir mücadele. Ben de güzel orandan değerlendirdim. Şimdi ben burada önerim Atletik Bilbao'nun daha iyi bir takım oldu ve yani Sevilla ne kadar kadro olarak üst düzey olsa da oynamış oldu. Oyun kötü. Zaten ligde puan durumuna da baktığımız zaman da küme hattından biraz yükseldi diyebiliriz Sevilla adına. Atletik Bilbao burada Williams'larla birlikte Williamsla İnyaki Williams, Nico Williams bunlarla sözleşme de imzaladı zaten. Geçtiğimiz ay. Bunun haberini zaten sizlere vermiştim. Ben burada Atletik Bilbao'nun mücadelede maçı kaybeder kaybetmez bilmiyorum ama net basmanın en az bir yarı kazanması diğer seçeneğinde 1.50 küsur oranı var. 1.58, 1.60 bandında bir oranı var. Atletik Bilbao'nun ben burada en az bir yarıyı kazanmasını bekleyeceğim. Son mücadele Las Palmas'la Barcelona karşılaşması. Bu maçı da yüksek oranıyla almak istedim. Ben burada Barcelona tarafındayım. Neden Barcelona tarafındayım? Las Palmas ya karşı üstün gelir. Zaten kadronun oyunu domine edeceğini Barcelona biliyoruz. Lewandowski, Felix, Rapinha üçlüsü hücumda olacaktır gibi aynı şekilde. Fakat kazanırken de çok fazla gol beklemiyorum ve zirve yarışından kopan bir Barcelona takımı var. O yarışa dahil olmak için burada 1.71 gibi oranlar tekli olarak aldım. 4.5 altında 2. 2-0 ayarında, 2-1 ayarında bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. Değerlendirecekler burada 4.5 altında 2 de yapabilirler. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. 2 günlük bir videoydu. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.